Ah, merhaba. Ne haber? Maskemi taktım, reklam bandını izliyorum. Mideme kramplar giriyor. Ben de böyle aptal çıkacaksam. Kim var orada? Doğru söyle. Başka? Bir ay önce sardım. Buraya gizledim. Seviyor musun beni? Ne kadar? Aylarca koruyor. Seviyorum. Şimdi çıtır çıtır. Gel söyleyeyim. Şaka şaka gelme. Çalışacağım. Evet manyağım. Onda günün oradayım. Çok içme. Hadi öptüm, iyi geceler. Her şeyi kendi yapar. Çamaşırı tertemiz yıkar, durular sıkar, sizi bekler. Hanımlar, lavamat alın. Şimdi sofraya oturun. Tamam, tamam. Rahat olun. Karşınızda çocuklarınız oturuyor. Hakan ve İnci. Evet. Evet. Tamam. Tam bir aile babası. Bir devlet dairesinde kısım şefisiniz. Hulusi Gülveren. Evet. Tam bir orta direk. Şimdi eşiniz yemek getirecek. İşte mutfak kapısından çıktı, geliyor. Tüm üniversitelilerle muhalifçilerle kuruştunuyor. Reisör Bey... Mutfak nerede? Ne budalalık. Mutfak? Ne bileyim canım, şurada solunuzda diyelim. Hayır efendim, yemeği değil. Saçlarındaki pırıltıyı fark ediyorsunuz. Affedersiniz, yemeğe bakarken saçları fark etsem? Hayır, saçlara. Başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Yanınıza geldi... Tabağı masaya koymak için eğiliyor. Ne pişirmiş? Alo güzelim. Yemekle ilgilenmeyin. Saçların kokusunu canım, fark ediyorsun. Canım nerelerdesin? Uyandırmadın, hayır. Uyanmıştım. Evet. Vallahi çok haklısın. Olmuyor. Güzel. Deli gibi koşturuyorum. Evet. Bir taraftan oyun. Tamam. Ha, bir de reklam filmi işi çıktı. Evet, dokunun. Ne yapayım? Evet güzel. O kadar çok verdiler ki. Tamam. Güzel. Teşekkürler. Ne bakıyorsun be? Affedersin, sana değil. Ah, kafam kaldı. Taksi. Sırtını dik tut, karşıya bak gergin. Bir, iki. Çek kolunu, iki. Sağ, iki. Sola, iki. Yere esniyoruz. Bir, iki. Bir, iki. Karşıya bak, bir, iki. Sırtımız dik, bir. Bizim evcim olmuyor. Dün yine babaannem çikolata getirmiş. Dayanabilirsen dayan. Hayır, çocuklara da zarar. Geçen hafta kardeşimin bütün karnı kabarmıştı. Serapçığım, saat geldi. Seni bekliyor. Formdasın, sakın bozma. Deli miyim? Gelecek aya oyun başlıyor. Ne haber? İyidir. Durum vaziyeti? Heyecandan geberiyorum. Senaryo nasıl? Nasıl olsun?
Bu GR'li Belinda şampuanı. Ailemizin büyülü şampuanı. Ben gündüzleri bir bankada çalışıyorum. Akşamları da ne oluyorum? Ne oluyorsun? Evimin kadını. Bütün bunların şampuanla ilgisi ne? Aa, bütün mutluluğumuzu borçluyuz o şampuanı. Yumuşacık oluyor saçlarım. Anlasana. Yumuşacık, pırıl pırıl, sıcacık. Yumuşacık, pırıl pırıl, sıcacık. Ailenizin büyülü şampuanıyla. Ailene de, saçına da başlarım senin sinir yarın. Ne kaza yapacağım? Biz aşk satarız. Sermayedir etimiz. Biz aşk satarız. Emeğimiz, terimiz. Artık aşk paradır. Gönlümüz de yaradır. Alnımız da karadır. Bizim gibiler için. Biz satarız. Körelmiştir duygumuz. Vallahi bence farklı bir yorum getirmek gerekmiyor. O kadar açık ki rahmetli Vasım'ın getirdiği mesaj. Vallahi ne bileyim. Belki ayrıntılarda biraz. Bak Ayten, şu ayrıntı mı şimdi? Ben de kurtuldum işte. Ben de öğrendim artık bu düzende yaşamanın sırrını. Karınların nasıl doyduğunu, sırtların nasıl pekleştirildiğini, yarın korkusu olmadan kimlerin yaşayabildiğini, nasıl yaşanabildiğini biliyorum artık. Bakın bir de şu var şimdi. Ben de kurtuldum işte. Ben de öğrendim artık bu düzende yaşamanın sırrını. Evet değerli arkadaşlar, muhabbeti keselim. Bir el atalım şunlara. Ayten, Sedat, siz gelin şöyle. Altıncı konuşmaya dün içim ısınmadı benim pek. Bundan sonra artık ne yapabilir? O da annesinin yoluna gidecek. İster istemez. Hiç tanımadığı, görmediği erkeklerle yatmak zorunda kalacak. Direnmesini beceremedi. Ölsün daha iyi belki de böyle bir hayattan. Bazı insanlar için ölmek de bir kurtuluş yolu olabiliyor. Ama herhalde buna ancak Asiye'nin kendisi karar verebilir. Hı? Değil mi? Doğru. Hiç kimseye ölmesini söylemeye hakkımız yok. Ama bir türlü kabul edemiyorum. Bir kadının para karşılığında bir erkekle yatmasını kabul edemiyorum. Elimde değil. Çal. Başladılar mı? Çoktan. Saatim durmuş. Baştan yediremedim gene de kendime. Başkasıyla yatmayı. Kolayı aradım. Toy üniversitelilerle muhallebicilerde kırıştırmaya başladım. Pek pek öperlerdi. Arada bir sarılıp sıkarlardı. Ama kazancı ya bir keşküldür ya da bir muhallebi. İnsanoğlu sever sever var olur. Sevmeyenler kötü olur, deli olur. Sevgi satan insan değil, mal olur. İşte bize düşen bayan mal olmak. Bak canım. Şimdi... Yürü. Sevgi satan insan değil, mal olur. Ve dön. İşte bize düşen bayan mal olmaz. Evet, evet. Gibi mi? Tamam. Cesur kız vallahi. Zeliha'dan sonra Asiye'yi oynamak kolay değil. İnsanoğlu sever. Dostlardan sever, sonra bizim oynamamız kolay mı yani? Sevmeyenler kötü olur, deli olur.
reklam filminde oynayacağı sevgi doğru mu? Sevgi satan insan değil. Doğru, yarın çekecekler. Şampuan işte reklamı. Çok hoş, bayıldım. Bayan, mal oğluma. Bayılacak bir şey yok bunda. Fakat ev kirası. Sen dublaja gitmiyor musun? Madem İnsaf yani, aynı şey mi? Karşıma. Çarem resmen kesildi. Artık ne sattığımı herkes bilmeliydi. Vermeye mecburdum herkesin benden istediğini. Şu dünyada yaşamaya mecbursun. Hepimiz bu işi sürdürebilmek için paralanıyoruz. Sen de pek paralanıyorsun ya. Hesap işi bunlar yavrucuğum. Onlar seni kullanacak, sen de onları kullanacaksın. Bok kullanırsın sen onları. Elini verdin mi? Aman, bana da dert oldu ha. Her koyun kendi bacağından. Aman Fatoş, yani seni de tanımasam. Neyimi tanımışsın ki? Madam Eleni. Hey! Sohbetinizi dışarıda etsenize ya! Delirdiniz mi siz? Geldi çöktü yanıma. Defol git diyemem ya. Sen de amma takıyorsun ha. Saygısız yaratık. Bir de tiyatrocu olacak. Düpedüz sabote etti provayı be. Allah aşkına büyütme. Ne büyütmesi? Sen de hoşsun ha. Bütün derdi de malum hatunun. Fatoş'tan da amma asiye olurdu ya. Aman Serap. Hah, bir bu eksikti. İki kelime konuşsan aynen onun gibi başlıyorsun. Aman. Kendini de çok şirin sanır. Aman. Of, başladık yine. Hadi sallamayın, Ece'ye gidiyoruz. Tamam abi. Sen ve eski sevgililerin kafanıza iyice koyun şunu. Reklamlara da çıkacağım. Gerekirse fotoroman da çevireceğim. Köşeyi dönmek için değil, daha doğru yaşayabilmek için. Kafama koyduğum şeyleri daha iyi yapabilmek için. Fatoş Hanım'a gelseydi bu öneri. Mesele anlaşılmıştır. Hafif kıskançlık dönüyor ortada. Kıskançlıkla ilgisi yok. Ya Feymiş, şunlara iki çift laf etsene lütfen. Boş yere kızın moralini bozmasınlar. 100 kere konuştuk bu işi. Arkadaşlardan eleştiri alıyoruz. İmajını satmaya nasıl razı oluyorsun? Ya ben ne dedim, deli misin sen be? Kız Asiye, bu ne surat? Düştüm. Kendimi satıyorum, ondan suratıma sık. Yine mi reklam meselesi ha kızım? Beni de göndersene şu teselli muhabbetine. Allah aşkına adamın canını sıkma Fatoş. Sen ne kulak asıyorsun her söylenene? Biz senin kafana güveniyoruz. Çıkar şunu, Allah'ın cezası. Evet, kıskanıyorum. Çünkü kıskancım. Çünkü güvensizim, tamam mı?